Evet sevgili öğrencilerim, yine harika bir videoyla dersle karşınızdayız. Bu sefer çıkarma işlemiyle ilgili bir dersimiz var sevgili öğrencim. Şimdi toplamada sayılar ileriye doğru gidiyordu. Mesela sayı arttığında, fazlalaştığında, büyüdüğünde toplama işlemi yapmanın ihtiyaç duyuyordu. Bu sefer tersi var. Zaten bunlar zıt anlamlı kelimelerdi, biliyor musun? Toplama ve çıkarma. Sayıda bir azalma, küçülme, eksilme olma durumunda bizim çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Bakalım hemen. Mesela ilk gruptaki kutudaki o sürpriz oyuncaklara bakalım. Mesela tamamına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane var. Burada belirtmiş zaten. 8'in üzerine çarpılar atmış. Bu o gruptan çıktığı anlamına da gelir. 8'den 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıkartınca geriye kalanları yazmamı istiyor. O da 2 kalır tabii ki. 8 eksi 6 eşittir 2. Buraya baktığım zaman 10 tane oyuncağımız var. Yine 10 tanenin üzerine. Bakın bazen şöyle de yaparlar, biliyor musunuz? Mesela kesik kesik çizgiler gösterirler şöyle. Buradan da bir okla dışarıya doğru çıktığını gösterirler. Geriye kalanlar kaç tane? 10 tane toplamda vardı. 4'ü çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldığını görebilirim. 10'dan 4'ü çıktım. 6 kaldı. Çocuklar 1, 2 göstermeye çalışalım. Şimdi onun içerisinden ben 4'ü çıkartmaya çalışacağım. Tamam mı? Geriye doğru sayarak yapabilirsin. 10'dan 1 çıkardım 9. Bir daha çıkartırsam 8. Bir daha çıkartırsam 7. Ve sonuncuyu da çıkartırsam 6. Tabi burada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye saymayın lütfen. Yani 4 tane mi çıkartacaksın? 4'ü çıkardıktan sonra lütfen frene bas ve dur. Durmayı öğren, tamam mı? 7 tane atımız var ve bunların 5 tanesi çıkınca geriye mavi grubun içerisindekiler kalır. Yani 2 tane kalır tabii ki. Çıkarma işlemini yaparken toplamadan da yararlanabilirsiniz. Mesela sen 5 ile 2'nin toplamının 7 olduğunu biliyorsun. Tamam. 7 var, 5 var. Ne yok burada? 2 yok. 2'yi buraya yazarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Toplamanın sağlamasını çıkarmayla, çıkarmanın sağlamasını toplamayla yapılabileceğini de unutmayalım lütfen. Baktığım zaman 3 tane kovamız var burada. 2 tanesi ayrılmış bizden. Üstüne çarpı eklemişler. 3'ten 2 çıkarsa geriye 1 tane kovanın kaldığını bulabilirim. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan birinci sınıf eğitim DVD çalışmalarını görmektesiniz. Çok zengin bir DVD'dir. Türkçe matematik dersleriyle ilgili konu anlatımları, Türkçe matematik hayat bilgisi dersleriyle ilgili soru çözümleri mevcut. İçerisinde 363 tane video ders var. 47 saatlik bir anlatım. Yapman gereken bana ait olan internet adresi ilköğretimvideo.com. Gel buraya, satın alacağın DVD ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilir, siparişini verebilirsin. Çıkarma işlemini alt alta da yapabilirim, yan yana da yapabilirim sevgili öğrencim. Bakıyorum, burada mesela kaç tane balık var toplamda? Yani şuradaki çizgili olanı da söyle, tamam mı? Toplamda burada 3 tane balığımız var. Çıkmış 3 tane balıkta. Kaç tane çıkmış? Bir tanesi. Üzerine çarpı atmışlar. 3'ten 1'i çıkartıyorum ve geriye kalan balık sayısını bizden istiyor. 2 tabii. Ben bunu alt alta da yazabilirim. Burada toplam balık sayısı 3 tane yazıldı. Bir tanesini çıkartıyorum ve geriye de bu eksi işareti, dikkat edelim buna da, toplamada artı işareti mesela. Eksi ve büyük çizgiyi ekledikten sonra geriye kalanı 2 olarak yazabilirim. Toplam elma sayısı 2, 4, 6, 7 tane elma var burada. 7 tane elmadan acaba kaç tane çıkmış? 2 tane. 7'den 2'yi çıkartırsam geriye 5 tane elma kaldığını bulabilirim. Bunu ben alt alta da yapabilirim. 7 tane elmamız var. 2 tanesini çıkardık ve geriye 5 tane elmamız kalır. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Sevgili öğrenciler, toplamı 10 olan sayılar vardı. Onları hatırladınız mı acaba? Mesela 6 ile 4'ün toplamı 10 ediyordu, değil mi? Kenarda kalsın bakalım, belki lazım olur. 7 ile 3'ün toplamı da 10 ediyordu. Bu da kenarda kalsın. 9 ile 1'in toplamı da 10 ediyordu. Yine 5 ile 5'in toplamı da 10 ediyordu. Tabii 8 ile 2'yi de sayabiliriz burada. Şimdi 10'dan 4'ü çıkartmış. Bak, ben buradaki toplama işleminden yararlanarak da bunu yapabilirim. Şimdi burada 10 var. 4 var. Ne yok? 6 yok. O zaman 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır diyebilir miyim?
Peki, başka yöntemlerle gösterelim. 10'dan 4 tane eksilteceğim. 1. 2. 3. ve 4. 10'dan 1 çıkartırsam 9 kalır. 10'dan başlama. 1 gerisinden başla. 1 tane daha çıkartırsam 8 kalır. 1 tane daha çıkartırsam 7. 1 tane daha çıkartırsam 6. Peki başka bir yöntem daha göstereyim. Küçük sayıdan büyük sayıya kadar sayalım mı sizlerle? 4 dedik, 4'ü sayma. Ama 10'da durmayı bil. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'da durdum. Kaç çizgi çektim bakalım mı? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. Bu şekilde de 10'dan 4 çıktığı zaman 6 sonucuna ulaşabilirim. 10'dan 3 tane çıkartacağım. Ben biliyorum ki 7 ile 3'ün toplamı 10 olur. Değil mi? Burada 10 var. 3 de var. Bir şey eksik burada. 7 yok. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Ondan dolayı diyebiliriz ki çıkarma ve toplama işlemleriyle birbirlerinin sağlamasını yapabilirsiniz. 10'dan 9 çıkartacağım. Şöyle yapalım. Hani 10'dan geriye 9 tane saymak yerine 9'dan 10'a doğru kaç tane sayıyorum? 1. Çünkü 9 1 daha 10 eder. O zaman 10'dan 9'u çıkartırsam 1 sonucuna ulaşabilirim. Ben yine biliyorum ki iki elimde 10 tane parmağım var benim. 5 birinde, 5 birinde. Şimdi bakın, şuradaki işlem için söylüyorum. Burada 10 var. 5 de var. Ne yok? Diğer 5 yok. 10'dan 5 çıkarsa geriye 5 kalır. Peki devam edelim hemen. Buradaki papağanlara baktığım zaman 9 tane papağanımız var burada. Acaba kaç tanesinin üzerine çarpı çizik atmışlar? 5 tane. 9'dan 5'i çıkartınca geriye bakın. Burada 1. Bu 2. Bu 3. Bu da 4. Demek ki 4 kalır. Yan yana yapabildiğim çıkarma işlemini alt alta da yazabilirim. 9'dan 5'i çıkarttım ve geriye 4 kaldı. Bir şey göstereceğim burada. Dikkat edelim lütfen. Bazen problemlerde öğrencilerimiz tutuyorlar. İşte iki defa çıkarma işlemi oluyor mesela. Şöyle yapıyor. 10'dan diyor 2'yi çıkardım diyor. Sonra 4'ü çıkardım. Tamam işte 4 kaldı geriye. Böyle bir çıkarma işlemi olamaz. Ancak sen iki tane sayıyı alt alta yazabilirsin. Bak toplamada 3 sayı 4 sayı yazılır. Ama çıkarmada böyle bir durum söz konusu değil. 9 tane dondurmamız var toplamda. Bunların 3 tanesinin üzerinde çizgi var. Yani çıkmış anlamındadır. 9'dan 3'ü çıkartırsam, eksiltirsem, geriye doğru sayarsam 6 sonucuna ulaşabilirim. Yan yana da yapabiliriz bunu. 9 tane dondurmamız var. 3 tanesini çıkartıyoruz ve geriye 6 tane dondurma kaldığını buluyoruz. Model üstünde göstermeye devam ediyorum. Yanda modelle gösterilen çıkarma işlemini yapınız diyor. Sevgili öğrenciler, gemiler var burada. Yelkenli gemiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Çocuklar 10 tane toplamda gemimiz var. Orada yuvarlak içerisine aldığını da sayacaksın. Tamam mı? Unutma bunu. 10'dan 2 tanesini grup içerisine ayırmış. Herhalde çıkartacak ya da eksiltecek ya da azaltacak. 10'dan 2'yi çıkartınca geriye kalanlar burada. Sayarsam 2'şer 2'şer 2, 4, 6, 8 olur. 10'dan 2 çıkarsa geriye 8 kalır. Alt alta yaptığım çıkarma işlemini yan yana da yapabilirim. 10'u yazdım. 10'dan 2'yi çıkardım ve geriye de 8 kaldı. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Bazıları 9'un üstüne 4 sayıyor. Hocam diyor, öğretmenim diyor, ben diyor toplama gördüm onu. Ama onu iyi gör diye biz burada ne verdik? Eksi işaretini verdik değil mi? Toplama yapabilmek için artı işareti lazım. Artı işareti yok. Onu da görmek zorundasın. Unutma bunu. 9'dan 4 çıkarsa. Bakın 9'dan 1, 2, 3, 4 tane geriye doğru sayacağım. 9'u saymıyorum. 1 çıkardım 8. Geri gitmek önemli. Zaten yapamıyorsan geriye doğru birer birer saymayı hızlandırabilirsin. 9'dan 1 çıkardım 8, 1 çıkardım 7, 1 çıkardım 6, bir tane daha çıkartırsam 5 sonucuna ulaşabilirim. 9'dan 4 çıktı, geriye 5 kaldı. Şimdi yan tarafına geçtim. 10'dan 6'yı çıkartacağım. Farklı yöntemler de göstermek istiyorum. Ben toplamı 10 olan sayılardan 6 ile 4'ün toplamının 10 olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki işleme. Burada 10 var. 6 da var. Ne eksik? 4 eksik. O zaman 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır diyebilirim. Yan tarafına baktım. 14. Sen onun 1 tane 10'luk 4 tane birlik olduğunu biliyorsun değil mi? 10'luk ve birliklerinden. Sen oradan
14'ten yani 4 tane birliğini alıyorsun. Ne kalıyor geriye? 1 tane onluk kalıyor. 1 tane onluk da on eder tabii ki. 8'den geriye doğru 2 tane sayalım. 7, bir tane daha sayarsam 6 sonucuna ulaşabilirim. 10'dan 5'i çıkartacağım. Tamam. 10 benim 2 tane elimdeki parmağım. Bir tanesi giderse geriye ne kalır? 1 eldeki parmaklar kalır. Yani 5 kalır. 15'ten 10'u çıkartacağım. Bunu da yapalım hemen. Çocuklar 15 dediğimiz sayı 1 onluk artı 5 tane de birlik. Doğru mu? Peki ben buradan 1 tane onluğunu aldım. Ne kalır geriye? 5 tane birlik kalır tabii ki. 15'in 10'u yok, 5'i var. Bu şekilde de yapabilirim. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 12'den 7'yi çıkartacağım. Bak bunu da şöyle yapmak istiyorum. 7'den 12'ye kadar sayıyorum. 7, 8, 7'yi sayma. 9, 10, 11, 12. Kaç çizgi çektim? 5 tane. Burada dikkat edilmesi gereken 7'yi saymayacaksın. Ondan sonraki, 7'den sonraki sayıdan başlayacaksın. 8, 9, 10, 11, 12. Bir de 12'de de dur lütfen. 13, 14, 15 diye hızlanma, tamam mı? 16'dan 8'i çıkartacağım. İstersen 8'den 16'ya kadar bir sayalım. 8 zaten orada. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi, 8 tane parmak. Demek ki 16'dan 8'i çıkartırsam geriye 8 kalır diyebilirim. Buradaki alıştırmalara bakalım hemen sevgili öğrenciler. 13'ten sürekli farklı farklı sayıları çıkartmışlar. 13'ten 4'ü çıkartacağım. 1, 2, 3, 4. 13'ten 1 çıkarttım, 12. Bir daha çıkarttım, 11. Bir daha çıkarttım, 10. Bir daha çıkartırsam 9 sonucuna ulaşabilirim. 13'ten 7'yi çıkartacağım. Bu sefer 7'den 13'e kadar sayıyorum. Farklı yöntemler göstermeye çalışıyorum sana. 7 burada. 1 ekledim. 8. Bir tane daha 9. 10, 11, 12, 13. Kaç tane çizgi var burada? 6 tane tabii ki. 13'ten 7'ye çıkartırsam 6 kalır. Bir diğerine bakıyorum. 13'ten 10'u çıkartacağım. Bak. 10. 3'ten 10'u aldım. Ne kaldı geriye? Tabii ki 3 kaldı sevgili öğrenci. 13'ten 5'i çıkartacağım. 1. 2. 3. 4. 5 tane çizgiyi çektim. 13'ten 1 çıktı, 12. Bir daha çıktı, 11. 10, 9, 8. 13'ten 5 çıkarsa geriye 8 kalır. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, diğer videolar için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar dilerim.